Herkese hepinize merhabalar arkadaşlar. Özal Durduğu yeni bir videomuzla daha karşınızdayız. Neler yapıyoruz, neler ediyoruz? Görmüş olduğunuz gibi elimizde bir adet iPhone cep telefonu mevcut. Şimdi abi cep telefonunu iPhone 8. Bunu bizim amcamın oğlu almış. Yeni sıfır kılıf falan, kırılmaz cam falan taktırmamış. Bu şekilde abi. Hemen iPhone'un şuradan başlayalım. Bakın şurada ekranı açtığımız zaman şurada bir ekranda parlaklıklar var. Az önce zaten belli etti kendini. Çok ince bir tasarım yapmışlar. Ekran bu şekilde. Altına arkadaşlar 2 adet hoparlör çıkışı koymuşlar. Orta kısmında da şarj girişi mevcut. Cihazı şu tarafına biraz çevirirsek abi. Burada zaten her iPhone'da olduğu gibi alt tarafında üst tarafında bir adet açma kapama tuşu. Alt tarafında da SD kart girişi mevcut. Alt tarafında da zaten şu tuş fonksiyonu mevcut. Bastığımız zaman şöyle bir ekran açılıyor, karşımıza geliyor. Kamerası arkadaşlar bunların 4K kullanıcılar bilir. Şöyle kamerasını göstereyim hemen. Şöyle. Şu anda fotoğraf modunda, video moduna geçeyim. Video moduna da geçtiğimiz zaman arkadaşlar şu anda 60 fps çekiminde olduğu için bakın şöyle oynatınca sağ sol böyle zaten fark ettiriyor. Ağır çekim de mevcut arkadaşlar cihazla. Şu an ağır çekimde şu şekilde yaptığımız zaman bu tarafa da şöyle bir çektiğimizde yine cihazın hızlı çekimi moduna geçiyor. Uzun süredir arkadaşlar video çekmiyoruz. Bunun sebebini daha sonra sizlere açıklayacağım. Şimdilik şu video karesini bir tamam. Bir de kare varmış arkadaşlar kamera özelliğinde. Kare ben diğer iPhone'da böyle bir şey görmedim. Böyle bir kare mare vesaire diyor. Bir de ne diyorum bu paranorama. Paranorama ha, şurada ok işareti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oradan da o şekilde devam ediyor. Neyse kamerayı şimdilik bir de pardon. Kamerayı kapatmadan ön kamerayı da açalım. Şu anda çekim yaptığım cep telefonumu görüyorsunuz. Kanunu zaten benim biliyorsunuz arkadaşlar. Zaman zaman cep telefonundan çekiyoruz. Zaman zaman da kanunla çekimlere başlayacağız. Geçen bir denemesini yapmıştık. Şöyle beni bir göstersin. İşte bunu ön kamerada bu şekilde arkadaşlar. Şöyle el sallayayım. Daha net görün. Şimdi bunu kapatalım. Telefonun arka kısmına geçelim arkadaşlar. Arka kısmında bizleri bir adet telefonun kendi kamerası karşılıyor. Biliyorsunuz ki iPhone'lar kamera kalite lens olarak çok kaliteli malzeme kullanıyoruz. Yan tarafında da bir adet flash'ı mevcut. iPhone'un kendi orijinal arması. Ve burada da yine iPhone'un yazan yazısını görüyorsunuz. Hazır bugün evdeyiz. Fırsatını bulmuşken değerlendirelim. Arkadaşlar bir de iPhone'un şu tarafında 3 adet tuş mevcut. Şu üst tarafında arkadaşlar küçük bir dalga vardı ama bunu biliyordum ama ne işe yarıyordu? Kilittir muhtemelen diye tahmin ediyorum. Buradan da arkadaşlar ses açıp kısma özelliğine sahip olduğu için üst taraf açar, alt taraf kısar. Böyle bir sistem yapmışlar. Batarya durumunu bilmiyoruz. Bataryaları kaçtık bunların. Bunun kutusu falan hepsi mevcuttur. Ama şimdi onu çıkarması işkencedir. Zaten nerede olduğu belirli belirsiz. Telefonun diğer özelliklerine bakmayı isterdik ama yeğenim sağ olsun kilit ekranı koyduğu için pek şey yapamıyorum. Ben de sizlere şöyle göstermeye çalışayım. Arkadaşlar 5 dakikalık videoyu tamamlayacağım ve ardından videomuzu kapatacağız. Bir iPhone çekiminin de böylelikle sonuna gelmiş olacağız. Zaten iPhone iOS şu anda bakın şu aşağıda bir yazısı var. iOS 15 sürümü yenilikler falan vesaireler diyor. Şu tarafta da yine kilit açma şeyi falan diyor ama yeğenimiz dediğimiz gibi şifre koyduğu için ben pek fazla kısmını gösteremeyeceğim. Ama şöyle çok hafif bir tasarım. Küçük. Ben de bunun iPhone S vardı arkadaşlar. 64 GB'tı muhtemelen o da. Onda da 4K çekimi falan hepsi mevcuttu. Ben onu kullanamadım. Hatta şu anda bunu deseniz bunu bile kullanamam. Çünkü bunun sebebi telefonun küçük olması.
Bir ikincisi de Android'e alıştığımız için iPhone bize biraz ters ve cins kalıyor abi. O yüzden bir şey yapamıyoruz deyip ben videoyu burada kapatıyorum ve yeğenime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Görüşmek dileğiyle.